Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu'nda Antalya konuşuyor. Diplomasi Forumu, Kulak verelim. Çoğulculuğu ve gerçek sorunları öne çıkarmasıyla artık diplomaside önemli bir marka ve fikir platformu haline gelmiştir. Devlet adamlarını, kanaat önderlerini, akademisyenleri, iş dünyası liderlerini, basın mensuplarını ve gençlerimizi burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Antalya Diplomasi Forumu, her meseleyi sahiplenen, insanlığın ortak şuuru ve vicdanına tercüman olmaya çalışan, devletler ve toplumlar arasında dayanışmayı ve diplomasiyi önceleyen, farklı kültürlerin kendi diliyle ve bakış açısıyla sorunlarını konuşabildiği ve farklı kıtaların birbirleriyle görüş alışverişinde bulunabildiği bir zemin oluşturan, kutuplaşmanın yerine kapsayıcılığı, gerilimin yerine sağduyu teşvik eden bir platform olmayı hedeflemektedir. Siz değerli misafirlerimizle birlikte Antalya Diplomasi Forumu'nun hedeflerini gerçekleştireceğimize yürekten inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer misafirler, uluslararası ilişkiler her geçen gün daha çok boyutlu ve çok paydaşlı bir görünüm arz ediyor. Klasik diplomasi, devletler arası ilişkilerle sınırlı olup sadece diplomatlar vasıtasıyla yürütülüyordu. Bugün ise devletler arası ilişkilerin çok ötesine geçmiş bir diplomasiyle karşı karşıyayız. Yeni aktörler, yeni yöntemler, yeni platformlar ve hatta yeni konular diplomasiyi dönüştürmüştür. Değişmeyen husus diplomasiye duyulan ihtiyaçtır. Ekonomiden güvenliğe, teknolojiden enerjiye, ulaştırmadan kültüre pek çok alan diplomasinin asli konusu haline gelmiş durumdadır. Çok kutuplu bir uluslararası sistem daha belirgin hale gelirken, kaba kuvvet üzerinden sonuç devşirme pratikleri giderek öne çıkıyor. Afrika'dan Latin Amerika'ya, Avrupa'dan Asya ve Orta Doğu'ya egemenlik, refah ve güvenlik arayışının uzlaşıyla çözülmesine ihtiyaç daha da artıyor. İşte bu nedenle bu yılki Antalya Diplomasi Forumu'nun başlığını krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak olarak belirledik. Sizler için yoğun ve kapsamlı bir program hazırladık. Forum süresince bir yandan katılımcı ülkeleri ve uluslararası toplumu yakından ilgilendiren sorunları tartışırken, diğer yandan stratejik bir bakış açısıyla daha barışçıl ve müreffeh bir geleceğin imkanlarını ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, bildiğiniz üzere mevcut uluslararası düzen barış üretmiyor, istikrar üretmiyor, adalet ve eşitlik üretmiyor. Güçlü kurumlara ve ortaklıklara ihtiyaç duyulan bu dönemde uluslararası sistemin giderek zayıfladığı aşikar. Her geçen gün adeta güçlünün haklı olduğunu gösteren olayların yaşandığı bu uluslararası düzende adaletsizlikler her alanda devam ediyor. Oysa biliyoruz ki adalet üzerine kurulu olmayan hiçbir düzen kalıcı olamaz. Elbette bu kötü gidişatı gören ve küresel adalet için sesini yükselten ilkeli ülkeler de var. Adalet bizim geleneğimizde çok özel yeri olan bir mefhumdur. Türkiye sorunların çözümüne her daim yapıcı katkı sağlamakta, krizler ve çatışmalar karşısında ilkeli ve etkin bir tutum sergilemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yıllardır uygulamakta olduğumuz dış politikamız yakın coğrafyamızdan başlamak suretiyle barış, istikrar ve refah kuşağı tesis etmeyi hedeflemektedir. Hepimizin uzun zamandır şahit olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız bütün samimiyetiyle ve gayretiyle küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıracak, etkin, adil ve kapsayıcı bir uluslararası düzenin kurulması için var gücüyle mücadele etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer misafirler, uluslararası sistemin etkinlik ve meşruiyetini yitirmiş olması beraberinde daha fazla şiddet ve vahşeti getiriyor. Bu nedenle kaybedecek zamanımız yok. Diplomasiye hemen, şimdi ihtiyacımız var. Gazze'de yaşananlar, uluslararası sistemin meşruiyet krizinin en açık işaretidir. Gazze'nin fotoğrafı, uluslararası sistemin ikiyüzlülüğünün gizlenemez şekilde ortaya çıktığı bir felaket anıdır.
Bugün artık Gazze'deki katliamın suç ortaklığını taşıyamadığı için kendini yakan Amerikalı askerin duruşu, uluslararası sistemin meşruiyet krizinin örtülemez işaretidir. Görüyoruz ki Batı'nın onurlu insanları da bu vahşete artık kayıtsız kalmıyor. İspanya'da iç savaş sırasında Guernica şehrinde yaşanan katliamı Picasso eseriyle ölümsüzleştirmişti. 1937'den sonra ilk kez Guernica'da sirenler bu kez Filistin için çaldı. Yeryüzü halkları ateşkes diyor. Küresel vicdan ateşkes diyor. İslam dünyası ayakta. Küresel güney ayakta. Batı'nın vicdanlı insanları ayakta. İnsani değerlere sahip çıkan herkes Gazze'deki katliamın durmasını istiyor. Ancak katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır. Bugün uluslararası sistemin krizi derken soyut bir kavramdan bahsetmiyoruz. Mazlumların çığlığının, adalet isteyenlerin haykırışlarının gün be gün, an be an bu çözüm üretmeyen sistemin tabutuna çivi olarak çakıldığı bir gerçeklikten bahsediyoruz. Mazlumların ve mağdurların katliamına ağlamanın bile cezalandırıldığı bir çürümeden, vicdan infazından, insan olmanın suç olduğu bir meşruiyet kaybından bahsediyoruz. Bir daha Gazze'deki gibi katliamlar yaşanmasın diye, bir daha Gazze olmasın diye ne yapılacaksa şimdi yapılacaktır. Gazze halkına yönelik şiddete ivedilikle son verilmesi amacıyla krizin ilk gününden itibaren her seviyede girişimlerimizi başlattık. Bölge ülkeleriyle birlikte garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu krizin başından bu yana dile getirmekteyiz. Gazze Temas Grubu olarak bugünkü forumda da alternatif çözüm yollarının ne olabileceğini ve akan kanın nasıl durulacağını öğleden sonra tartışacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer misafirler. Uluslararası sistemdeki krizlerin bir diğer yansıması da 3. yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'dır. Savaşın geldiği aşamada tarafları bir araya getirmenin yollarını ciddi biçimde aramamız gerekiyor. Barış müzakerelerini kolaylaştırmak için her türlü çabayı sergilemeye dün olduğu gibi bugün de hazırız. Aynı zamanda Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini yeniden tesis etmek ve tahıl ticaretinin güvenli şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz. Küresel sistem, hegemonların çıkarlarını öncelemesi nedeniyle maalesef bölgesel sorunları çözmede bildiğiniz gibi yetersiz kalmaktadır. Bundan dolayı Türkiye, bölgesel sahiplenme anlayışıyla yeni yöntem, aktör ve platformları sürece dahil ederek coğrafyasındaki sorunların çözümüne öncülük etmektedir. Nitekim uluslararası sistem Suriye'deki krizin çözümünü yıllardır sağlayamamıştır. Ülkemizin bölgesel sahiplenme anlayışıyla başlattığı Astana süreci iç savaşın durmasını ve siyasi çözüm arayışlarının tartışılmasını sağlamıştır. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlığın çözümü de bölgesel sahiplenme girişimleriyle doğru sonuca evrilmektedir. Bölgesel işbirliği ve entegrasyon çabalarımız çerçevesinde öncülük ettiğimiz Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk dünyasının kurumsal bir zeminde bir araya gelmesine çok güçlü bir şekilde destek verdik. Bölgesel sahiplenmenin bir boyutunu da enerji ve bağlantısallık projeleri oluşturmaktadır. Bu konuda da küresel dayatmalardan ziyade bölgemizin ihtiyaçlarını önceleyen projeleri önemsiyoruz. TANAP, TAP, Hazar Geçişli Doğu Batı Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi proje girişimlerini destekliyoruz. Diğer bir önemli konu olan terörle mücadelede bölgesel dayanışma ve işbirliğini zorunlu kılan başka bir önemli husustur. Birçok kıtada farklı şekillerde baş gösteren terörizm tehdidi karşısında ortak bir tavır sergilenemediğini üzülerek görmekteyiz. Bu şartlar altında terörizmle mücadele ortak akılla hareket edilmesi ve bölgesel işbirliğini daha da önem kazanmıştır. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'da terörle mücadelelerine kesintisiz destek vermekte ve buradaki çabalarını sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, başta Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi,
Avrupa Birliği, ASEAN, SELAK, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere bölgesel işbirliği mekanizmalarıyla işbirliğimize önem vermekteyiz. Yakın coğrafyamızın ötesinde de dostluklarımızı ve işbirliklerimizi güçlendirmenin ve bu amaç doğrultusunda diplomasiden tam anlamıyla istifade etmenin gayreti içerisindeyiz. Dış politikamızda özel bir yere sahip olan Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve eşit ortaklık anlayışıyla derinleştiriyoruz. Afrika'da güvenlikten sağlığa her alanda yoğun bir işbirliği yürütüyoruz. Asya kıtasıyla binlerce yıllık geçmişe dayalı tarihi, kültürel ve başeri bağlara sahibiz. Asya ülkeleriyle ilişkilerimizi yeniden Asya girişimi çerçevesinde kapsamlı ve çok boyutlu bir yaklaşımla geliştiriyoruz. Latin Amerika ve Karayipler açılım politikamız kapsamında tesis edilen güçlü zemin temelinde halklarımız arasındaki bağlar her geçen gün daha da pekişiyor. Tüm bu coğrafyalarda iklim değişikliğinden, borç yükünden, gıda güvenliği krizinden ve kalkınmayla ilgili sorunlardan etkilenen dostlarımızın seslerini çok taraflı platformlarda duyurmaya çaba sarf ediyoruz. Dünyanın farklı köşelerinden forumumuzu teşrifiniz tüm bu gayretlerimizin sonuç verdiğini göstermektedir. Antalya Diplomasi Forumu'nun uluslararası ilişkilere getireceği yeni perspektiflere ilaveten yeni pratiklerin de hayata geçmesine zemin hazırlayacağına inanıyorum. Forum, farklılıklara açık olma, kışlatıcı olma ve küresel kriz alanlarına bölgesel çözümler üretme anlayışıyla dünyadaki benzerlerinden ayrışmaktadır. Antalya Diplomasi Forumu, aynı notaların farklı enstrümanlarla çalındığı yekpare, tek düze bir dünya değil, içinde yaşadığımız gerçekliğin konuşulduğu, farklı yaklaşımların dile getirildiği, farklı tecrübelerin paylaşıldığı, farklı tahayyüllerin hayırda yarıştığı bir mecra olmaya çalışıyor. Bulunduğumuz yerden gördüğümüzü paylaşmaya ve müzakere etmeye çalışan bir forum olmaya çalışıyor. Diplomasi ancak bu farklılıklar tartışıldıkça gerçek yerini bulacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Cumhurbaşkanımıza Antalya Diplomasi Forumu'na başından beri verdikleri güçlü destek için teşekkürlerimi arz ediyorum. Antalya Diplomasi Forumu'na büyük emeği geçen Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ayrıca teşekkür ediyor, foruma üstün başarılar diliyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakan. Thank you so much. Değerli izleyiciler, Antalya Diplomasi Forumu bugün başladı. Az sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmasını bekliyoruz. Az önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kürsüdeydi. Önemli mesajlar verdi foruma ve Türkiye'nin dış politikasına dair. Antalya Diplomasi Forumu çoğulculuğu ve gerçek sorunları öne çıkarmasıyla artık diplomaside önemli bir marka ve fikir platformu haline gelmiştir diyen Hakan Fidan, Gazze'ye özel bir bölüm ayırdı. İslam dünyası ayakta dedi, küresel güney ayakta, batının vicdanlı insanları ayakta ancak katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır değerlendirmesinde bulundu. Egemenlerin çıkarını önceleyen sistemlerin yetersiz kaldığını vurguladı. Türkiye'nin barış için her zaman hazır olduğuna dair bir not düştüğünü de ifade edelim. Gazze'deki katliamın suç ortaklığını taşıyamadığı için kendini yakan Amerikalı askerin duruşu, uluslararası sistemin meşruiyet krizinin örtülemez işaretidir dedi.